Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. Ancak Ateşkes Anlaşmaları savaş halini bitiren anlaşmalardır. Şu anda Lozan Anlaşması'nı inceleyeceğiz. Çünkü savaşın kesin olarak sonuçlandırılmasını sağlayan anlaşmalar barış anlaşmalarıdır. Lozan Anlaşması'na baktığımızda Lozan Anlaşması'nın biz iki tarihinin olduğunu görüyoruz. Öncelikle Lozan Anlaşması için taraflar 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923 yılları arasında birinci dönemde toplanmışlar. İkinci tarihimiz ise 23 Nisan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde ikinci dönem toplantılarıdır. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türk tarafı Lozan Anlaşması'na ya da Lozan Konferansı'na Türkiye'nin bağımsızlığını dünyaya kabul ettirmek amacıyla katılmıştı. Yani buradaki amacımız Minsak-ı Milli'yi kabul ettirmekti. Ancak birinci görüşmelerde itilaf devletleri isteklerinden vazgeçmeyince Türkiye Ankara'ya tekrar geri döndü. Daha sonra arada bir İzmir İktisat Kongresi düzenlendi ve İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye'nin bağımsız ekonomi anlayışı vurgulandı ve tekrar itilaf devletleriyle birlikte bir uzlaşma zemini bulunup ikinci görüşmeler gerçekleşti. Yani Lozan Anlaşması'na böyle ikili tarih verilmesinin sebebi ilk görüşmelerde sonuca ulaşılamamasıdır. Şimdi katılan taraflara bir bakalım. Katılan taraflarda Türkiye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve karşı tarafta da itilaf devletleri bulunuyor. İngiltere, Fransa ve İtalya katılmış görüşmelere Türkiye temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığına getirilen İsmet Paşa olmuştu. Arkadaşlar burada şunu belirtelim ki Lozan anlaşmasına gidebilmek için İsmet İnönü ile birlikte e, siyasi rekabete giren kişi Rauf Orbay'dır. Ancak Rauf Orbay Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladığı için bu anlamda yetersiz görüldü. İsmet Paşa da daha önce Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki diplomatik başarısını gösterince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İsmet Paşa tercih edildi. Lozan Anlaşması'nın bir ikinci özelliği de şudur. Özellikle Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmanın İzmir'de yapılmasını istemişti. Çünkü Yunan ordusu İzmir'den çekilirken Batı Anadolu ve İzmir'i çok fazla tahrip etmişti. Bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'e ve Türkiye'ye nasıl bir zarar verdiğini propagandasını yapmaktı amaç. Ancak bu tür anlaşmalar uluslararası tarafsız bir ülkede yapılacağı için İsviçre'nin Lozan kenti seçildi. Anlaşmaya katılan devletlerden bazıları da Boğazlar konusu üzerinde Sovyet Rusya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Amerika Birleşik Devletleri katılmıştır. Konferansın toplanma amaçlarına baktığımızda Türklerle yapılacak barış anlaşmasının esaslarını belirlemek ve Birinci Dünya Savaşı'na kesin olarak son vermektir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın uzantısı olarak biz Kurtuluş Savaşı'nı görüyorduk. Kurtuluş Savaşı'nı kesin olarak sonlandıracak olan anlaşmada Lozan Anlaşması olacaktır. Türkiye'nin katılma amacı ise kapitülasyonları kaldırmak ve Ermenistan meselesinden kurtulmaktır ve yeni kurulan Türk Devletinin bağımsızlığını uluslararası alanda tanıtmaktır. Arkadaşlar burada bir uyarımız var. Lozan görüşmelerine gidilmeden önce 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırıldığını görüyoruz biz. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığını söylemiştik. Ancak Lozan Anlaşmasına gidilirken itilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul hükümetini bir arada çağırdılar. Dolayısıyla Lozan görüşmelerine giderken iki başlılığın ortadan kaldırılmak istenmesi ve Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlayabilmek için 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Ancak burada bir notumuz var. Koşullar uygun olmadığı için halifelik saltanatla beraber kaldırılmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecit Efendi'yi halife ilan etmiştir. Lozan görüşmeleri itilaf devletlerinin Türkiye devletini bağımsızlığına aykırı taleplerinden vazgeçmemeleri nedeniyle kesinti uğradı ve konferansın iki kez toplandığını da söylemiştik. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte arkadaşlar son padişah Vahdettin de 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etmiştir. Lozan Barış Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nden kalan pek çok sorunun halledildiğini görüyoruz biz. Birçok mesele görüşülmüş bu anlaşma sırasında. Öncelikle sınırlardan başlayalım. Lozan Barış Anlaşması'nda Suriye sınırına baktığımızda Fransa ile 20 Ekim 1921'de yapılan Ankara Anlaşması'nın geçerli olduğunu görüyoruz. Fransa ile 20 Ekim 1921'de yapılan Ankara Anlaşması'nın Sakarya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşma olduğunu biliyoruz. Irak sınırına baktığımızda burada önemli olan Musul konusuydu. Musul konusunda İngiltere ile anlaşma sağlanamadı. Ancak şöyle bir karar alındı. Musul'un durumu Türkiye ve İngiltere arasında yapılacak ikili anlaşmaya bırakılacaktır denildi. Yani arkadaşlar Musul meselesi Lozan Anlaşması'nda sonuca ulaştırılamadı. Musul çözümlenemeyen bir konu olarak ortaya çıktı. Musul daha sonra Türkiye ile İngiltere arasında çözülecektir. Burada bir uyarımız var. Musul 1926 tarihinde yapılan Ankara Anlaşması ile İngiltere mandatörlüğü altında olan Irak devredilmiştir. Batı sınırlarımıza baktığımızda ise öncelikle Doğu Trakya toprakları Türkiye'de kalacak deniliyor. Arkadaşlar Doğu Trakya'yı Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda diplomatik yollarla almıştık. Dolayısıyla savaşılmadan alınan bir bölgeydi Doğu Trakya. Lozan Anlaşması'nda da Mudanya Ateşkesi'ndeki bu madde aynen geçerli olarak kabul ediliyor. Doğu Trakya Türkiye'ye bırakılıyor. Türkiye savaşı kazanan taraf olduğu için Kara Ağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilecek. Meriç Nehri Yunanistan ile Türkiye arasında sınır olarak kabul edilecek. Ege Adaları Yunanistan'a, 12 Ada İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye verilecektir. Doğu sınırlarımızda ise 13 Ekim 1921 tarihinde Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanan Kars Anlaşması geçerli olacaktır. Kars Anlaşması ile Doğu sınırlarımız zaten belirlenmişti. Lozan Anlaşması'nda da Kars Anlaşması aynen geçerli olarak kabul ediliyor. Ve maalesef Batum kenti misakı milli sınırları dışında kalmıştır arkadaşlar. Lozan görüşmelerinde en çok zaman alan ve tartışmaya en çok açık olan madde kapitülasyonlar maddesidir. Kapitülasyonlar Türkiye devletinin ekonomik ve hukuki gelişmesini engelleyen unsurlardı. Dolayısıyla Lozan görüşmelerinin en çok tartışılan konusu olduğunu söylemiştik. Burada gerçekten itilaf devletleriyle çok fazla tartışılmış kapitülasyonlar maddesi. Özellikle de Fransa ile çok fazla tartışılıyor. Ancak kapitülasyonlar Lozan Anlaşması'nda bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılmıştır. Peki kapitülasyonların kaldırılmasının önemi nedir? Özellikle ekonomik bağımsızlığımız ve ekonomik gelişmemiz önündeki en büyük engellerden biri ortadan kaldırılmıştır. Yani ekonomik anlamda tam bağımsızlık ilkesine uygun olarak kapitülasyonların kaldırıldığını görüyoruz. Yine Lozan Anlaşması'nın en önemli maddelerinden birisi Boğazlar'la ilgili maddelerdir. Boğazlar Osmanlı Devleti'nden kalan en önemli sorunlardan birisiydi. Özellikle 1833 tarihinde Hünkar İskelesi Anlaşması'yla Rusya ile imzalanan bu anlaşmayla Boğazlar e, bir sorun haline geldi. Ve Lozan Anlaşması'na kadar da bu sorun sürekli olarak devam etti. Peki Boğazlar meselesiyle ilgili olarak Lozan Anlaşması'nın hükümleri nelerdir? Boğazların Türkiye'ye verileceği belirtiliyor Lozan Anlaşması'nda. Ancak Boğazların yönetimi bir Türkün başkanlığında uluslararası bir komisyona verilecektir denilmiş. Burada bir uyarımız var tabi. Boğazların bir Türkün başkanlığında uluslararası bir komisyona verilmesi Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına aykırıdır. Ancak Boğazlarla ilgili Lozan Anlaşmasındaki bu hüküm, bu uygulama, 1936 tarihindeki Montre Boğazlar Sözleşmesiyle son bulacak ve Boğazların yönetimi tamamen Türkiye'ye geçecektir. Yani arkadaşlar. 1833 yılında Hünkar İskelesi Anlaşması ile başlayan Boğazlar meselesi Lozan Anlaşması'nda değil daha sonra Cumhuriyet döneminde 1936'da ile tamamen çözüme kavuşacaktır. Boğazlarla ilgili bir başka hüküm ise şu. Boğazların her iki yakasında 20'şer kilometrelik alan askerden arındırılmış olacaktı. Bu maddeye baktığımızda ise biz boğazların savunmasının tehlikeye düştüğünü görüyoruz. Boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçebilecek. Savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilecektir. Lozan Anlaşması'ndaki dördüncü maddemiz dış borçlar meselesidir. Osmanlı Devleti 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında ilk kez İngiltere'den dış borç almıştı. Ama Osmanlı Devleti en çok dış borcunu Fransa'dan almıştı tarihi boyunca. Peki bu dış borçlar meselesi nasıl çözümlenmiş Lozan'da? Osmanlı Devleti'nin borçları imparatorluktan dağılan devletlere bölüştürüldü. Yani Türkiye devleti Osmanlı'nın bütün borçlarını üstlenmek istemedi. Osmanlı'dan kopan devletlere de pay edildi. Türkiye kendi üzerine düşen payı Türk parası olarak ve taksitler şeklinde ödemeyi kabul etti. Ve yine Cumhuriyet döneminde en son taksidimiz 1954 yılında ödenmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını engelleyen bir başka unsur Düyunu Umumiye Teşkilatı'ydı. Yani Dış Borçlar idaresiydi. Buna göre Osmanlı Devletinin e, ekonomik faaliyetlerini, maliyesini yabancı devletlerin kurduğu bir komisyon yürütüyordu ve bu da bizim egemenlik haklarımızı engelleyen bir durumdu. Ve dış borçlar başlığı altında Dünyanın umumiye teşkilatının da artık kaldırıldığını görüyoruz. Yani ekonomik anlamda bağımsızlık ilkesine e, uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz. Bir başka başlığımız azınlıklar meselesidir. Yine Osmanlı Devletinden kalan bir başka meseledir azınlıklar meselesi. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış, azınlıklara hiçbir ayrıcalık verilmemiştir. Buradaki yorumumuz da yine bağımsız devlet anlayışı ve iç işlerimize karışılmaması açısından önemlidir. Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesine karar verilmiştir. Peki nüfus mübadelesinin içeriği nedir? Özellikle Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türklerin yer değişimidir. Ancak Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'daki Rumların dışında bu uygulama yapılacaktır. Arkadaşlar Batı Trakya Türkleri ve İstanbul'daki Rumların dışında bu uygulama gerçekleşecek. Çünkü buradaki halk etabli sayılmış. Yani yerli halk olarak kabul edilmiş, mübadelenin dışında tutulmuştur. Lozan Anlaşmasındaki bir başka maddemiz Patrikhane maddesidir. Fener Rum Patrikhanesi'nin biz işgal yıllarında özellikle zararlı cemiyetlere destek verdiğini görüyorduk. Yani dini işlerin yanında siyasi hayatla da çok fazla ilgileniyorlardı. Ancak burada bizim tezimiz Patrikhane'nin İstanbul'un dışına çıkartılmasıydı. Peki burada nasıl bir karar alınmış? Yabancı kiliselerle ilişki kurmaması koşuluyla Türkiye'de kalmasına karar verilmiştir. Tüm çabalara rağmen maalesef Patrikhane Türkiye'nin dışına çıkartılamamıştır. Lozan Anlaşması'nda yine gündemi meşgul eden meselelerden biri yabancı okullar sorunudur. Biz yabancı okullar sorunu yine burada Fransa ile daha çok tartışıyoruz. Ancak yabancı okullar Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'nin iç meselesi sayılmıştır. Türk kanunlarına ve diğer okullarının bağlı olduğu tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilecektir. Yani yine burada iç işlerimize karışılması engellenmiş, bağımsız devlet anlayışı yabancı okullar konusunda da güçlendirilmiştir. Bir başka maddemiz İstanbul'un boşaltılması maddesidir. Çünkü itilaf devletleri İstanbul'u işgal etmişlerdi. Buna göre barış anlaşması imzalandıktan 6 hafta sonra işgal devletleri İstanbul'u boşaltacaklardır maddesi yer almaktadır. Arkadaşlar bu konuda bir sıkıntı olmamış. 2 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri İstanbul'u boşaltmışlar. 6 Ekim 1923'te de Şükrü Nali Paşa komutasındaki Türk ordusu İstanbul'u işgal kuvvetlerinden devralmıştır. Anlaşmadaki bir başka maddemiz Ermenistan sorunudur. Sevr Anlaşması ile Doğu Anadolu'da Ermenistan Devleti kurulmasına karar verilmişti. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda bu karardan vazgeçilmiştir. Yani bölge topraklarının Türk yurdu olduğu kabul edilmiştir. Lozan Anlaşması'nın sonuçlarına baktığımızda ise bu anlaşma ile itilaf devletleri Misak-ı Milli ve Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul etmişlerdir. Türkiye uluslararası alanda tanınmış Osmanlı Devleti'nden kalan pek çok sorun çözüme kavuşmuştur. Lozan Anlaşması geçerliliğini uzun süre koruyan bir anlaşmadır. Ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması ve Lozan Anlaşması'nın imzalanması sömürge altındaki uluslara da örnek olmuştur. Müzik